Hocam hayırlı günler diliyoruz. Havaalanındayız, Atatürk Havalimanı'ndayız. Allah nasip ederse ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte inşallah sizi kutsal toprakları umre ziyareti için gönderiyoruz. Uğurlamak için burada bulunuyoruz. Bu vesileyle de o topraklara bir ziyaret gerçekleştirirken Türkiye'de sıkıntılı bir sürecin içerisindeyiz, o dönemin içerisindeyiz. Hem bir dua olarak hem bir fikir olarak gelişen olayları bir değerlendirmenizi istirham ediyoruz. Dua niyetini ve fikir niyetini bunu rica edeceğiz. Bu anlamda hocam Suriye'deki ateş ciddi bir boyut kazandı. Türkiye topraklarının içine girdi. Bugün İran'la yaşanan bir ciddi restleşme var. Bir milletvekili kaçırıldı. Tıpkı Kuzey Irak gibi Kuzey Suriye'den bahsediliyor. Türkiye 3 Müslüman ülkeyle de şu an, komşusu 3 Müslüman ülkeyle de savaşın arifesinde. Bu tablo içerisinde sizin geçmişte Kuveyt Savaşı ile ilgili bir değerlendirmeniz olmuştu. Aslında bu Irak'a değil Türkiye'dir diye. Şu an Suriye'de ortaya çıkan fotoğrafla Irak'ta o gün ortaya çıkan fotoğraf arasında bir benzerlik görüyor musunuz? Suriye'de de olanı biteni tıpkı geçmişte yaptığınız o değerlendirmede olduğu gibi Irak meselesi de olduğu gibi mi acaba değerlendirmemiz lazım? Bu hayati bir önem taşıyor. Sağlıklı bir tespite ihtiyacımız var çünkü. Efendim, evvela teşekkür ederim. Cenab-ı Hak sizlere hayırlı hizmetler nasip eylesin. Esasen zatenleriniz de bu konuda en azından bizim kadar olaylara vakıf. Hatta bu konuda eser yazmış bir arkadaşımızsınız. Onun için değerlendirmeyi yaparken ben destek olmanızı, unuttuğum yerler varsa takviye etmenizi arzu ederim. Şimdi Irak'la, Irak'ın başına gelenle Suriye'nin başına gelecek olan arasında hiçbir fark yok. Veya Suriye'nin başına gelenlerle Türkiye arasında hiçbir fark olmayacak. Onu bir tarafa bırakın. Bu bölgede bulunan 4 ülkenin kaderi de aynı kader olacak. Bunu görmeyen insan da bana göre siyaseti terk etmesi lazım. Sebebine gelince. Şimdi bir Türkiye gündemin başındadır. Ortasında filan da değildir. Ama niçin şu anda Türkiye değil de Suriye? Veya Türkiye değil de Irak oldu? Veya Türkiye değil de İran olacak? Asıl sebep şu. Bu bölgede kabul edilse de edilmese de Türk Silahlı Kuvvetleri bir güçtür. Dünyanın 2 tane ordusundan bir tanesi Türk Silahlı Kuvvetleri'dir. Binaenaleyh topyekün bu bölgede çıkacak olan savaşta Türk Silahlı Kuvvetleri yalnız kalması lazım. Artı eğer yapılabilirse bölge ülkeleriyle arası açılması lazım Türkiye'nin. Böylece güç dağılımıyla birlikte kuvvetini kaybetmesi lazım. Ve en önemlisi mutlak surette bu bölgeyi biz Şii Sünni diye ikiye bölüp kavgayı bu surette başlatmamız lazım diye bir projeyle yola çıkıldı. Bu projenin asıl sebebi de Amerika Birleşik Devletleri'nin istemesinden, arzu etmesinden dolayı değil. Amerika aslında Büyük İsrail'in çanakçılığını yapıyor. Onların kendilerine göre bu bölge üzerindeki hesabı din kaynaklıdır ve bu kaynak da esasen Tevrat'tan kaynaklanmaktadır. Arzu mevud olarak yani vaat edilen mukaddes topraklar Türkiye'de, Suriye'de, İran'da, Irak'tadır. Şimdi dikkat ederseniz oyunlar bu 4 ülke üzerinde yoğunlaşıyor. Bizim tutumumuza gelince yani biz burada ne yapıyoruz buna gelince ben şahsen Türk siyasetinin ne yaptığını hala anlamış değilim. Yani her gün kendi ayağına kurşun sıkıyor. Hatta onu ayıktırmaya kalkan yabancı siyasileri de tehdit ediyor. Sanki hiçbir şey anlamıyormuş gibi. Hatırlarsanız bendeniz Saddam Kuveyt'e girip bunun üzerine Amerika Birleşik Devletleri çıkarma yaptığı zaman şu sözü söylemiştim 1990'lı yıllarda. 91 yılında demiştik ki bu yapılan çıkarma aslında
Türkiye Cumhuriyeti devletini ve topraklarınadır. Devletini ve